Toplumcu gerçekçilik serüveni konuşmamızın başlığı. Biraz klişeleri kırmak, Rıfat Ilgaz, Nazım Hikmet'i karşılaştırma okumak için burada konuşma yapıyorum. Şimdi biliyorsunuz ki genellikle sol kuşak toplumcu gerçekçiliğini nereden başlatacağını bir türlü bilemez. Kalkarlar, Mahmut Kemal'leri, Tevfik Fikret'leri toplumcu gerçekçi şair kabul etmeye kalkarlar. Bu bir kere zaman kırılması denilen, yani zamana aykırılık anokronizmdir. Çünkü toplumcu gerçekçilik 1934'te başlıyor. Birazdan bu tür terimlerin ne anlama geldiğini kendi açımdan kabulümüzü anlatacağım size. İlk toplumcu gerçekçi şairimizin Nazım Hikmet olduğunu düşünüyorum. Yine birazdan temellendireceğim ve bugünkü konuşmam, bu 5-10 dakika boyunca ilk toplumcu gerçekçi şairimiz Nazım Hikmet ve bugün burada konuşma sebebimiz olan şair Rıfat Ilgaz'ı toplumcu gerçekçilik serüvenini karşılaştırmalı olarak okuyacağız. Şimdi Nazım Hikmet ve Rıfat Ilgaz'ı karşılaştırmalı okurken tabii benzerlikler ve farklılıklar var. Burada devrim ve evrim terimlerini kullanmayı tercih ediyorum. Şu sebeple Nazım Hikmet ve Rıfat Ilgaz ne oldu da toplumcu gerçekçi şiire geçti. Bu süreci incelerken Nazım Hikmet'in biraz daha devrimsel bir hızla geçti. Yani burada devrimin hız ve karakter anlamında çok keskinlik anlamında kullanıyorum. Rıfat Ilgaz ise yaklaşık bir 12-13 yıllık sürecin sonunda toplumcu gerçekçi şiire geçtiğini düşünüyorum. Birazdan bu aşamalardan bahsedeceğiz. Ve bu yüzden Nazım Hikmet devrimci bir hızla, Rıfat Ilgaz ise evrimsel bir aşama sonucunda toplumcu gerçekçi şiire geçmiştir diye düşünüyorum. Bir diğer kavram karışıklığı, bu kavramları başta sabitlersek konuşmamız daha temellenecek. Toplumculuk ve toplumcu gerçekçilik farkı. Az önce isimlerini almıştım. Söyleyebilmişti, Tevfik Fikret demiştik, Nami Kemal. Bunları çoğaltabiliriz. Mehmet Akif, Yahya Kemal, Ziya Gökalp. Bu tür şairler toplumcu şairdir. Ama Tevfik Fikret'i az önce belirttiğim gibi toplumcu gerçekçi şair kabul edemeyiz. Çünkü toplumcu gerçekçilik, işte Maxim Gorki ve Jadanov, birinci Sovyet Sosyalist Yazarlar Birliği'nde, Sovyet Yazarlar Birliği'nde alınan kararlar sonucunda başlıyor, yani 1934. Dolayısıyla toplumcu gerçekçiliğin 1930'lardan sonra başladığını kabul edebiliriz. Şimdi tabii şöyle bir problem ortaya çıkacak. Toplumcu gerçekçilik 1934'ten sonra başlarsa Nazım Hikmet gibi önemli bir şairin 1920, yani Rusya'ya gidiş süreci ve 1935 arasındaki şiirlerini yok mu sayacağız? Yani bunlar toplumcu gerçekçi olmayacak. Burada böyle bir problemi düşüyoruz. Bu problemi aşmak için de şunu kullanabiliriz. Kuramlar, teoriler tek başına ortaya çıkmıyor. Öncelikle bir pratik ortaya çıkar. Sonra o pratikten hareketle kuramlaştırılır. Ve kuram-teori ilişkisi aşaması sürer. Dolayısıyla Nazım Hikmet'in 1920'de başlayan bizim toplumcu gerçekçi olarak nitelendireceğimiz şiirler her ne kadar 1934 öncesi olsa da toplumcu gerçekçiliğin prototipi şiirlerdir. Ve Rusya'daki o Sovyet Yazarlar Birliği Kongresi'nde alınan kararlara çok aykırı değildir. Peki Nazım Hikmet toplumcu gerçekçi şiire nasıl geçti? Nazım Hikmet 1902 doğumlu, yanlış hatırlamıyorsam. İşte 1920 olması gerekiyor. Anadolu'da Kurtuluş Savaşı başladı ve Nazım Hikmet yanında Varla Nurettin'le beraber Anadolu'ya geçmek istiyor. Ankara'ya gidecekler. Fakat Ankara'ya gitmek kolay bir şey değil. Bilgilerinde eksiklikler, gediklikler olabilir ama benim kitaplarımdan ulaşabildiğim kadarıyla siz coğrafyaya daha hakimsiniz burada. Anadolu'ya geçmek, Ankara'ya geçmek için bir gümrük, bir geçiş noktası var. İnebolu. Nazım Hikmet ve Varla Nurettin İnebolu'ya geliyorlar ve Ankara'ya, Mustafa Kemal'in yanına gitmek istediklerini söylüyorlar. Tabi hemen size bilginin yavaşlığından dolayı, çünkü belgeler gidecek, gelecek, izin gidecek, biraz zaman alır. Dolayısıyla İnebolu'da girişim onaylanması için Nazım Hikmet, Varla Nurettin, hatta yanlarında Faruk Hafiz, Yusuf Ziya da var.
4 kişi. Bunlar İnebolu'da beklenirken Almanya'dan gelen bir takım insanlarla karşılaşıyorlar. Bu Almanya'dan gelenler toplumcu görüşe sahip, toplumcu gerçekçiliğin de prototipi sayılabilecek görüşlere sahipler. İşte Karl Marx'ı biliyorlar, işte Kautsky'yi biliyorlar, Sovyetleri biliyorlar. Ve bu insanlar farklı, Anadolu coğrafyasından farklı fikirlere, ideolojiye sahipler. Bunlara Spartakist deniyor, Spartakistler. Hatta bu Spartakistler tabii öğrencilerden oluşuyor. İçlerinde daha sonra CHP'den milletvekili olanlar var. Sadık Ahi, Vehbi Sarıdal ve Nafi Altuf Kansu. Hatta Vehbi Sarıdal CHP Genel Sekreterliği bile yapıyor. Spartakist öğrencilerden bir tanesi kendisi. Sadık Ahi de daha sonradan Mehmet Eti istinaderek CHP milletvekili oluyor. Peki bu karşılaşmanın Nazım Hikmet üzerindeki etkisi nedir? Nazım Hikmet bu öğrencilerle karşılaştıktan sonra tabii ki fikirsel tartışmalar var. Onlardan duyduğu işte Sovyetler, Ekim Devrimi, Karl Marx'ın görüşleri şudur budur. Kendisinde yoğun bir bilgisizlik olduğunu hissedip bir bilgi açlığıyla dolanıyor o anda. Ben de dünyadan habersizim. Ve hatta şu da çok ilginçtir. Sadık Ahi hep kırmızı atkıyla dolaşır. Nazım Hikmet o kırmızı atkıdan da çok etkilenmiştir. Biliyorsunuz şu anda Nazım Hikmet'in Rusya'daki mezarında bir heykel vardır. Atkılı, paltolu. O atkı da zannediyorum Sadık Ahi'ndeki görmüş olduğu kırmızı atkıdan kaynaklanır. Bugün bile televizyonlarda görüyorsunuz. Zannediyorum bir ara Yalçın Küçük kırmızı atkı kullanıyordu. Sol gelenekte bu tür sempatizanlıkları kullanıyorlar. Peki bu birinci aşamaydı Spartakistlerle karşılaşma. İkinci aşama ne oluyor? Ankara'dan onay geliyor. Nazım Hikmet, Valihan Nurettin Ankara'ya gidiyorlar ve Mustafa Kemal ile karşılaşıyorlar. Daha doğrusu buluşuyorlar. Mustafa Kemal tabi bu iki genç şairi tanırken onlara şunu söylüyor. Bazı genç şairler modern olsun diye mevzusuz şiir yazmak yoluna sapıyorlar. Size tavsiye ederim, gayeli şiirler yazınız. Mustafa Kemal'in 1920'de Nazım Hikmet ve Valihan Nurettin'den söylediği gayeli, yani amacı olan şiirler yazınız sözü Nazım Hikmet'i bence toplumcu gerçekçi süreçte desteklemiştir diye düşünüyorum. Üçüncü aşama, tabi Nazım Hikmet Valihan Nurettin'e orduya katılmak istiyor da Ankara'daki o kurtuluş ekibi diyor ki bizim eğitim kadrosuna da ihtiyacımız var. Dolayısıyla sizi öğretmen yapalım. Valihan Nurettin ve Nazım Hikmet oluyor öğretmen olarak geliyorlar. Bolu'ya gittikten sonra tabi tırnak içerisinde rahat durmuyorlar. Burada Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Reis Vekili Ziya Hilmi Bey var. Ziya Hilmi Bey de Spartakistlerden şarkıdır yanı yok. Yine orada Sovyetleri biliyor, Karl Marx'ı biliyor, Lenin'i biliyor, şudur budur. Ve Nazım Hikmet'e Valihan Nurettin'i Spartakistler kadar fikirsel yönden çok etkiliyor. Hatta bu süreçten sonra Nazım Hikmet ve Valihan Nurettin birkaç yer arasında kararsız kalıyorlar. Artık ülkeyi terk etmeye karar vermişler. Fakat nereye gidecekler? Paris'in, Berlin'in, Moskova'nın. Valihan Ziya Hilmi Bey'in yardımıyla beraber Moskova'yı tercih ediyorlar ve Batum üzerinden Moskova'ya gidiyorlar. Tabii bu Batum üzerinden Moskova'ya gidiş çok önemli. Neden? Çünkü ilk toplumcu gerçekçi şiir bu süreçte yazılacak. Nazım Hikmet bir trenle Batum'dan Moskova'ya giderken Rusya topraklarında ağaç kabuklarını yiyen sefalet içindeki insanları görüyor. Çünkü devrim yeni gerçekleşmiş ve insanlar henüz o devletle rejimle olan bağlantı kurulmamış. Yoğun sefaletin yaşandığı yıllar var ve Nazım Hikmet o gözlemlerin sonucunda ilk şiirini yazıyor. Açların göz bebekleri. Değil birkaç, değil 5-10, 30 milyon, 30 milyon. Açlar dizilmiş açlar. Ne erkek, ne kadın, ne oğlan, ne kız. Sıskacınız, eğri büyü dallarıyla, eğri büyü ağaçlar. Ne erkek, ne kadın, ne oğlan, ne kız. Açlar dizilmiş açlar.
İşte ilk toplumcu gerçekçi şiirimiz. Nazım Hikmet'in Açların Gölgeleri. Peki Rıfat Ilgaz'ın şiir serilerindeki dönüşümler, süreç nasıl? Rıfat Ilgaz şiir yazmaya ortaokul yıllarına başlıyor. Hocam çok layıklı, o yüzden ben bu yanlış yapabileceğim alanlara pek girmek istemiyorum ama ilk şiirlerinden bir tanesi İstiklal Marşı yarışmasına katılıyor. Ve diğer 1926 zannediyorum. Bir diğer yazdığı şiir de Sevgilimin Mezarında isimli bir şiir, 1927'de. Tabii Rıfat Ilgaz'ın 15-16 yaşlarını tekabül ediyor. Rıfat Ilgaz'ın bu yıllarda yazdığı şiirler eski şiir. Aruz'u tanıyor ve kullanıyor, Aruz Ölçüsü'nü kullanıyor. Ve bireysel, karamsarlık. Bu karamsarlık çok önemli çünkü birazdan hepiniz biliyorsunuz İhtiyat Hanım'ın var. İhtiyat Hanım'ın karamsarlık önünde bir eleştirisi olacak. O da önemli bir dönüşüme yol açacak. Bireysel ve görece toplumculuktan uzak. Bireysel feryat, figan ve karamsarlık içindeki şiirler. Şimdi nasıl ki Nazım Hikmet'in Spartakistler'le karşılaşması çok ciddi bir kırılma noktasıysa Rıfat Ilgaz'ın da 1939 yılına kadar bir süreci böyle yorumlanabilir. Peki Rıfat Ilgaz devrimci mi geçiş yapmış yoksa evrimsel bir geçiş midir? Ben tabii düşüncelerimde evrimsel olduğunu düşünüyorum. Zaten evrimi burada temellendirmeye çalışacağım. Fakat hep ben ne diyorum diyeyim, Hikmet Altınkaynak, işte Şükran Kurdakur, Asım Gezeci, onlar Rıfat Ilgaz'ın devrimci bir katılımla toplumcu gerçekçi şiire geçtiğini söylüyorlar. Ben bu noktada farklı düşünüyorum. Rıfat Ilgaz'ın birinci aşaması 1929. 29 yılında birkaç olay var. Bunlardan en önemlisi bana göre Nazım Hikmet'in 835 satırı isimli şiir kitabı. Rıfat Ilgaz bu şiir kitabını okuyor. Çünkü Nazım Hikmet o dönemde şiirleri hem evden hem dolaştırdı. Hem de artık Türkiye'de parlayan işte sosyalist şiirin bir yıldızı. Rıfat Ilgaz bu şiir kitabından çok etkileniyor ve şunları söylüyor. 835 satır okuduktan sonra toplumcu bir bilinç gerekirdi bana. Buna sanat kültürü, dil ustalığı, yeni bir biçim becerisi de eklenmeliydi. Bu gereği duyuyordum. Hele Nazım Hikmet'in 835 satırını okuduktan sonra. Gel gelelim son sınıfa geçtiğim yıl aradığım şiirin başka, yazdığım şiirin başka olduğunu, duyguların doğrultusunda çok bireysel, bireysel olduğu kadar da kişisel bir şiire yöneldiğimi anlıyorum. Yani bakın buradaki söylediği aradığı şiir başka, yazdığı şiir başka. Bu artık bir arayışın başladığını gösteriyor. 1929'daki Rıfat Ilgaz'ın hayatındaki ikinci aşama İffet isimli öncelikle bir arkadaşı daha sonra büyük aşkı oluyor. Hatta sarı yazmada İffetsiz bir yaşam olamayacağını, onsuz yapamayacağını söyler. Öylesine derin bir aşk duyuyor. Tabii insan aşk duygusuna dolayı sevdiği insan eleştirilerine, onun düşüncelerine fazlasıyla dikkat alır. Rıfat Ilgaz şiirlerini İffet Hanım okutturuyor. İffet Hanım'ın yaptığı yorum şöyle. Şimdi neredeyim? Şiirlerinizin karamsarlıktan kurtulmasını kendinde bir hak görerek istiyorum. Yani Rıfat Ilgaz'ın şiirin karamsarlıdır. Peki karamsarlık neden toplumcu gerçekçi süreçte bir aşama, neden bunu biz şu anda dile getiriyoruz? Çünkü 1934 Sovyet Yazarlar Birliği Kongresi'nde Alman kararlardan bir tanesi karamsarlık yasaklanmıştır. İlimsel olmak zorundadır sanatçılar. Çünkü Ekim devrimi yeni gerçekleşmiş. Eğer siz topluma iyimserlik aşılamazsanız, karamsarlığa dönüştürürseniz o toplum, o rejime inanmaz ve rejim yıkılır. Dolayısıyla Stalin döneminde ne isteniyor? Toplum rejime inansın, iyimser olsun isteniyor. Peki, Rıfat Ilgaz'ın bu süreçte iyimserliğe geçtiğini görecek miyiz? Tabii ki de ilerleyen yıllarda Rıfat Ilgaz şunu yazıyor. İyimser bir duyarlılık içinde çağının yeni gerçeklerini belirtmesi görevi başlamıştır şairinler. Bakın Rıfat Ilgaz da ilerleyen yıllarda insanlığın önemini anlıyor. Bu önemi size başka bir şekilde örneklendireyim.
Nazım Metin'in İhbinlik şiiri vardır. İhbinlik, iyimserlik demek. Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler göreceğiz. Motorların mağlubiyetleri süreceğizler. Bu şiirin yazılması da tesadüf değildir. Bu Sovyet yazarlar gibi onlar kararlar sonucunda Nazım Metin tarafından kaleme alınmıştır. Üçüncü aşama Rıfat Ilgaz'da İffet'in İstanbul'a taşınmasıdır. Ve İstanbul'a taşındıktan sonra Rıfat Ilgaz çok büyük bir psikolojik bir sarsıntı geçiriyor. Çünkü onsuz yapamayacağını düşündüğü sevgilisi aşkı İstanbul'a gidiyor. Ve şöyle söylüyor Rıfat Ilgaz, düşsellikle beslenen bireysel şiir de ölmüştü, düş kırıklığı içinde diyor. Ve tarihler 1929. Dördüncü aşaması çok önemli bana göre. Nazım Metin belki de Spartakistler'le Atatürk'le karşılaşması kadar önemlidir. 1939 yılında Rıfat Ilgaz Yakacık Sanatoryumuna gidiyor ve orada tesadüfen Nazım Metin'le karşılaşıyor. Nazım Metin gibi bir şairle karşılaşması tabii ki şiir sürecinin çok daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ve beşinci aşama. 1939 yılında yine Rıfat Ilgaz Karagümrük Ortaokulu'na atanıyor. Nasıl ki bunu tabi birebir aynıdır diye söylemiyorum, benzerlik olduğu için söylüyorum. Nasıl ki Nazım Metin Batum'dan Moskova'ya giderken ağaçları gördü ve ağaçların göz bebeklerini yazdıysa, Rıfat Ilgaz da Karagümrük Ortaokulu'ndaki öğrencilerini, onların yaşadıkları sıkıntıyı gördükten sonra 1944'te sınıfı yazıyor. Yani sınıfta Rıfat Ilgaz'ın ilk toplumcu gerçekçi kitabıdır diyebiliriz. Ve o yıllarda öğrencileri gördükten sonra bakın bireysel şiir peşine koşan o 10-15'li yaşlardaki şair 1939'da ne diyor? İşin en akıl almaz yanı o yıllarda şiire, edebiyata her dönemden çok daha bağlı oluşumlu. Benim belki tek silahım, tek avuntum şiirdi. Edindiğim sınıfsal bilinç beni bütün acılara, yokluklara, baskılara karşı daha da güçlendirmişti. Davam için birlikte savaşabileceğim candan arkadaşlarım vardı. Benim bu savaşımda ilk işim şiirle üzerime düşeni yapmaktı. Artık Rıfat Ilgaz toplumcu gerçek şiire geçmiştir diyebiliriz ve tam da denk gelen bir şey vardır. İkinci Dünya Savaşı. Bu da altıncı aşama ve son aşama. İkinci Dünya Savaşı'nda çok büyük siyasi baskı var. Seferberlik ilan edildiği için çok ciddi ekonomik tedbirler var ve yoksulluk var. Tabii ki bu dönemde ne olacak? Bu dönemde az önce Rıfat Ilgaz'ın söylediği gibi tek avuntusu silahı ve ayakta kalma aracı olan şiiri kullanması gerekiyor. Evet, ben fazla uzatmadan burada sözlerime son vermek istiyorum. Rıfat Ilgaz ve Nazım Metin toplumcu gerçek şiire geçişinde şunu söylememiz de gerekiyor tamamlayıcı olması adına. Nazım Metin Moskova'ya gittikten sonra toplumcu gerçek şair olmuştur. Yine yanlışım olabilir belki ama Rıfat Ilgaz'da İstanbul'a gittikten, Karagümrük Ortaokulu'na gittikten sonra o evrim süreci artık tamamlamıştır. Sözlerim burada son verirken arkadaş Zeka Özgür demişti Ömer Hocam. Onun birkaç sevdiğim dizesiyle size veda etmek istiyorum. Şuramızda bir şey var, acıya benzer, umuda benzer. Böyle günlerde her şey hem acıya hem umuda benzer. Acıdan uzak, unutulu günlerde yeniden görüşmek üzere.